Voice of America Türkçe, EkoTürk ortak yayınına hoş geldiniz. Ben Serpin Alparslan. Koronavirüs salgınında merkez üstü ABD oldu. Vaka sayısına bakıldığı zaman da 150 binlere ulaştı. Hem bu detayları konuşacağız ama Voice of America Türkçe hem Avrupa'dan hem de ABD genelindeki muhabir arkadaşlarımıza bu değerlendirmeyi soracağız. Neler yaşanıyor hem Amerika genelinde hem de Avrupa'da neler yaşanıyor bunları konuşacağız. Washington'a gidiyoruz şimdi, Serdar Cebe'ye bağlanacağız. Serdar Cebe, vaka sayısına baktığımızda Voice of America'dan bildiren Serdar Cebe ile birlikteyiz efendim. Vaka sayısına baktığımızda 150 bini aşmış durumda ve kritik bölgeler var. Özellikle Kaliforniya ve New York en çok konuşulan bölgelerden iki tanesi ama diğer detayları ve kritik bölgeleri de senden almak istiyorum. Neler yaşanıyor Amerika'da? Sizler neler yaşıyorsunuz? Seni dinleyelim lütfen. Serdar. Şimdi baktığımızda 5 kritik eyalet var. New York, New Jersey, Massachusetts, yine Florida, Kaliforniya. Bunların en kritik olanları. Şimdi Louisiana da var. Özellikle Texas'ta. Yine buralarda sayıların arttığını görüyoruz. Michigan'da sayıların arttığını görüyoruz. New York rakamlarını, New Jersey rakamlarını zaten arkadaşımız Aslı Pelit anlatacak ama şöyle baktığımızda Massachusetts, en son Massachusetts valisi özellikle sağlık sektörü konusunda büyük eksiklik duyduklarını, hem personel hem de tesisat konusunda eksiklikleri olduğunu, bu konuda yardım beklediklerini belirtti. Yaklaşık bir 5000 vaka var. 48 kişi yaşamını yitirdi. Yine Florida'da 5000'e yakın vaka ve 60 kişi yaşamını yitirdi. Louisiana'da ölümler fazla. 3500 civarı vaka var ama 150 bir ölü var. Yani buralardaki sayılar artıyor. Michigan yine kötü noktalardan birisi. 132 ölü var, 5500 vaka var. Illinois'de 65 kişi yaşamını yitirirken yine 5000'e yakın vaka var. Biraz önce de belirttiğim gibi hastane sektöründe büyük bir tesisat eksikliği hissediliyor. Bunun giderilmesi içinse en son işte yine Trump yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve alınan önlemler var. Tabii ki bu arada tedarik zinciri, besin tedarik zinciri nasıl kurulacak, o da bir soru işareti. Besin tedarik zincirindeki sorunun atlatılması için Trump yönetimi özellikle bu nakliyat şirketleriyle temasta olunup onların nakliyatı arttırması gerektiğine inanıyor ve tabii ki insanlar evlerinden çıkmıyor, ihtiyaçları var. Marketlerden, bu büyük zincirlerden sipariş veriyorlar. Onlardan ikisi mesela Amazon ve Instacart diye besin tedarik zinciri, Instacart büyük bir şirket. Bunun çalışanları isyan etmiş durumda, greve gideceklerini söylüyorlar. Yeterli güvenlik önleminin alınmadığını belirtiyorlar. Bu arada Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturması var. Adalet Bakanlığı özellikle borsanın düştüğü sıralarda, virüs salgınının başladığı sıralarda 1.7 milyon dolara yakın hisse senedini satan, özellikle kongrede bu işlemleri yapan kongre üyelerinin peşine düştü. Bunlardan birisi de Kaliforniya senatörü Richard Burr ve bununla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor yine çıkan haberlerde. Hazine Bakanı Mnuchin'in yaptığı bir açıklama var. Şimdi 350 milyar dolar küçük işletmelere verilecek ama bu para yetmezse yakın zamanda yeni bir paketin yine ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Ünlü isimler de tabii yaşamlarını yitiriyor. Örneğin CBS'in deneyimli muhabirlerinden 54 yaşındaki Mercer bir kadın muhabirdi. Önemli bir isimdi, CBS için yaşamını yitirdi. Bir Amerikan country sanatçısı yaşamını yitirenler arasında. Özellikle şu sıralarda herkes evde olduğu için Amerika'da konuşulan konulardan birisi de buluşma app'leri. Yani telefondan arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle nasıl buluşabilirsiniz? Bu app'ler popüler durumda. Şöyle bir baktığımızda Amerika'da Nisan ayının sonuna uzatıldı artık olağanüstü dönem.
bu sürenin sonunda tekrar Trump yönetimi tarafından da değerlendirilecek. Bu sağlık sistemiyle ilgili de Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Bu açıklama 12 Nisan için Trump söylemişti ama 12 Nisan'ı mümkün kılmayacak bir açıklama tabii bu. Sen neler düşünüyorsun Maliye Bakanı'nın bu açıklamasına, yani sağlık sistemine göre karar gelişecek diye bir açıklaması vardı Münich'in. Şimdi Trump'ın bir korona timi var, korona ile mücadele timi. Bu ekibin verdiği rakamlar ve yaptığı projeksiyonlar doğrultusunda özellikle Nisan ayının sonuna kadar olağanüstü hal devam edecek. O açıdan ölümlerin artabileceği belirtiliyor. Yaklaşık dün yapılan açıklamada bu sayının 200 binlere varacağı belirtiliyor. O açıdan kritik, şu anda herkes evlerinde kalsın, evden çalışsın talimatı geçerli. Hastane sektörünün zaten sıkıntıda olduğu biliniyor. Şimdi detayları zaten arkadaşımız Serhan Akif Akyıldız anlatacak. Evet, evet. Şimdi Serhan'a dönüyoruz. Çok teşekkür ederim Serdar. Yine Washington'dan Serhan Akif Akyıldız'a dönüyoruz. Hoş geldin yayınımıza. İşte Trump'ı konuşuyorduk biraz önce Serdar Cebey'le. 12 Nisan'da adım atması, yani planlanması düşünülen, özellikle de artık insanların dışarı çıkacağını beyan ettiği sözün biraz adımını geriye attı. Sen neler düşünüyorsun? Özellikle sağlık sistemi ve tedarik zinciri konusunda alınan tedbirler yeterli mi? Başkan Donald Trump bu kararı alırken anlaşılan yanındakileri dinlemiş görünüyor. Özellikle Anthony Fauci. Anthony Fauci Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim. Koronavirüs ile mücadele konusunda Beyaz Saray'da kurulan ekipte yer alan bir isim Anthony Fauci. Sadece Anthony Fauci değil, Dr. Deborah Birx. O da koronavirüs ile mücadeleyi koordine eden isim. Başkan Donald Trump geçen hafta demişti 12 Nisan'da virüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemlerde yumuşamaya gidilebilir mesajını vermişti. Kesin kararımı vermedim demişti. Karar verirken Anthony Fauci'yi dinleyeceğim demişti. Anlaşılan öyle yaptı Başkan Donald Trump. Anthony Fauci dinledi. Çünkü Anthony Fauci sabah saatlerinde Amerikan medyasına konuştu televizyonlarına ve olanları anlattı. Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Başkan Donald Trump'la yaptıkları toplantıda Deborah Birx ile birlikte eğer alınan önlemlerde yumuşama olursa, 12 Nisan'dan itibaren yumuşamaya gidilirse neler olabileceğine dair senaryolar sunduklarını, bulguları Trump'la paylaştıklarını söyledi. İşte o bulguları paylaştıktan sonra Başkan Donald Trump'ın çok düşünmediğini ve kararını verdiğini söyledi. Başkan Trump dünkü Beyaz Saray'daki basın toplantısında açıkladı bu kararı. Nisan ayının sonuna kadar önlemlerin devam edeceğini söyledi. Neydi bu önlemler? Bu önlemler Mart ayının ortasında yürürlüğe konmuştu. Sosyal mesafenize dikkat edin, 10 kişiden fazla bir araya gelmeyin ve hayati derecede önemli bir işiniz yoksa sokağa da çıkmayın şeklindeydi. İşte dünle birlikte bu uygulama Nisan ayının sonuna kadar devam edecek. Başkan Donald Trump başka rakamlar da verdi. 2 hafta içinde virüsün Amerika'da ölüm sayısında en üst seviyeye ulaşabileceğini söyledi. Gerçi uzmanlar Trump'ı düzelttiler diyebiliriz. Trump'ın büyük ihtimalle vaka sayısının en üst seviyeye ulaşacağını kastettiğini söylediler. Başkan Donald Trump başka tarihte verdi. 1 Haziran'ı işaret etti. 1 Haziran'la birlikte ülkede ekonomik toparlanmanın başlayacağını da söyledi. Sadece Trump'ın değil, Anthony Fauci'nin dün söyledikleri de oldukça ön plana çıktı. Fauci ülkede milyonlarca kişinin virüse yakalanabileceğini söyledi. 100 ila 200 bin kişi arasında insanın da hayatını kaybedebileceğini kaydetti Fauci. Fauci'ye daha sonra bu görüşleri soruldu. 100 ila 200 bin kişi fazla rakam değil mi şeklinde geri adım atmadı Anthony Fauci ve normal grip sezonunda 60 bin kişi hayatını kaybediyor dedi. Bu virüs nedeniyle 100 bin kişi yaşamını yitirebilir dedi. Başkan Trump dünkü toplantıda da bu konuya değindi biraz. Eğer ölü sayısını 100 binde tutabilirsek bu büyük bir başarı olabilir ifadesini kullandı ki bu ifadeleri de Amerikan kamuoyunca oldukça eleştirildi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Nisan ayının sonuna kadar bu önlemler devam edecek. Ondan sonra uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Aslında bunun yanıtını birkaç gün önce Anthony Fauci vermişti diyebiliriz. Anthony Fauci
12 Nisan tarihi ön plana çıktığında Başkan Donald Trump tarafından önlemlerin yumuşatılması konusunda tarihi siz belirleyemezsiniz, virüs belirler ifadesini kullanmıştı. Serhan, Başkan Trump'ın özellikle geri adım atmasındaki ana neden, faktör acaba vaka sayılarının giderek artması mıdır? Vaka sayısının sürekli artması tabii ki, bir de eğer önlemler yumuşaması durumunda neler olabileceğine dair kendisine Anthony Fauci ile Deborah Birx'ün verdiği bilgilerdir diyebiliriz. Çünkü daha önce de kendisine bir rapor sunulmuştu. Bu raporda 2021 Aralık ayına kadar 220 milyon kişinin Amerika'da virüse yakalanabileceği ve 2 milyon kişinin hayatını kaybedeceği belirtilmişti bu raporda. İşte Trump dünkü toplantıda bundan da biraz bahsetti. 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesinden bahsediliyor dedi. Çok büyük bir rakam olduğunu söyledi. Anthony Fauci'nin söyledikleri, Deborah Birx'ün söyledikleriyle birlikte Trump 12 Nisan tarihinden geri adım attı. 30 Nisan'a kadar süreyi uzattı. Ama dediğim gibi 30 Nisan süresi de Nisan'ın sonuna kadar uzatılan bu süre de uzatılabilir. O da belli gelişmelere göre. Çünkü Anthony Fauci eğer dedi geri adım atarsak, önlemlerde yumuşama olursa virüsün çok az görüldüğü bölgelerde bile virüsün patlama yapabileceğini söyledi. Serhan, çok teşekkür ederim vermiş olduğun bilgiler için. Şimdi New York'a dönüyoruz Aslı Pelit'e. Aslı Pelit'e özellikle şunu sormak istiyorum. New York oldukça, yani gittikçe kötüleşmeye devam ediyor. Oradaki gelişmeleri almak istiyoruz ama bir askeri hastanenin gemisi de limana yaklaşmak üzere. Neler oluyor Aslı, anlatır mısın? Evet, New York'tan herkese merhabalar. Askeri gemi New York'ta Hudson nehrinden içeri girdi ve limana doğru yaklaşıyor. Görüntüler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu askeri hastane gemisi, 1000 yatak kapasiteli hastane gemisinin geleceği zaten hafta sonu haber verilmişti. Yaklaştığına dair haberler gelmişti ve bu gemiye New York'taki hastanelerde bulunan koronavirüsü taşımayan hastaları alarak New York'taki hastanelerde başka tedaviler gören hastaların virüsten etkilenmemelerinin sağlanmaya çalışacağı açıklanmıştı. Kısaca bu hastanenin gelişi, şu anda nehre karşı manzarası olan New York'lular yavaş yavaş izliyorlar, görünüyorlar. Sosyal medyadan fotoğraflar düşmeye başladı. Yaklaşık 3-4 dakika sonra da belediye başkanı karşılayacak gemiyi limanda varması gereken noktada. Bunun dışında New York eyalet genelinde 60 bin vaka, New York şehrinde bu vaka sayısı 34 binin üstünde, ölü sayısı da giderek artıyor New York'ta. Ama görünen o ki New Yorklular bu önlemleri, en azından hem belediye başkanının hem de valinin değişik bölgelerde yaptığı evden çıkmayın önerilerini dinlemiş görünüyorlar. Arkamda gördüğünüz bu bölge aslında cıvıl cıvıl insanların alışveriş ettiği, sabah kahvelerini aldıkları bir mahallenin en aktif yerlerinden bir tanesi, ki sadece gördüğümüz arabalar geçip gidiyor, eczanelere ve süpermarketlere uğruyor insanlar ve hemen evlerine geri dönüyorlar. Vali Cuomo bu evden çıkmama konusundaki uyarılarını 15 Nisan'a kadar uzattı. Her ne kadar Başkan Trump 30 Nisan dese de onun evvelinde zaten vali New York'ların 15 Nisan'a kadar evden çıkmamalarını çok zorunlu olmadıkça istemişti. Bunun dışında New York'ta söylediğim gibi önlemler dahilinde bazı değişiklikler de vardı. New York'un 911 hattı, acil hattı kilitlendi. Normal bir günde yaklaşık 4000 arama yapılan hat 7000 üstünde arama olunca kilitlendi. Ambulans sayılarında oldukça problem olduğu söyleniyor. Ayrıca New York hastanelerinde maskeler ve koruyucu önlükler, koruyucu maskelerin azalması endişeleri arttırıyor New York'ta. Onun dışında bir de hapishane sorunu var. New York'ta Brooklyn'deki bir hapishanede 500'lük mahkumda koronavirüs bulunması, yetkililerin bir an önce suçu az olan mahkumları hapisten çıkmaları için çalışmalara zorlamış durumda. Bakalım bu konuyla ilgili nasıl bir karar verecek yetkililer, onu göreceğiz. New York'un en önemli mekanlarından bir tanesi biliyorsunuz Central Park. Şehrin Manhattan'ın göbeğindeki bu ünlü parka bugün sabah saatlerinde yavaş yavaş gelen kamyonlarla geçici bir hastane kuruyor bir Hristiyan organizasyonu. Bununla ilgili detaylar, kaç yatak kapasitesine sahip olacağı ve nasıl hizmetler vereceği konusunda tam net bir
anlaşma yok. Daha doğrusu belediye başkanı bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı ama komşular bu hastanenin yapıldığına dair olan fotoğrafları New York Post'ta paylaşarak gösterdiler. Bakalım bu geçici hastane, New York'un en önemli turistik mekanlarının birinin ortasında bir hastane kurulması New York'ların moralini oldukça bozdu diyebiliriz. Bunun dışında iyi haberler de verelim. 76 bin emekli doktor ve hemşire New York'taki hastanelerde görev yapmak üzere emeklilikten dönüş yaparak hazır olduklarını, göreve hazır olduklarını söylediler. Bu New York'un aslında valinin sıkça bahsettiği birbirine bağlılığı, güçlülüğü ve yardımseverliğini gösteren bir hareket. Çoğu bu emekli doktorlar biliyorsunuz risk yaş grubunda olmalarına rağmen hizmete hazır olduklarını söylüyorlar. Bir taraftan da vali ve belediye başkanı New York'taki tıp okullarında, tıp yani üniversitelerden mezun olmak üzere olan, tıp fakültesinden mezun olmak üzere olan öğrencilerin bir an evvel mezun edilerek hastanelerde göreve getirilmesini istiyorlar. Bu konuda yine New York için çok önemli bir nokta. Aslı, teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Şimdi Avrupa'ya dönüyoruz. Paris muhabirine geçeceğiz. Arzu Çakır Fransa'dan bildirecek, Paris'ten bildirecek. Özellikle Fransa'da ölü sayısı gittikçe artıyor Arzu. Gelişmeleri senden alalım. Hasta nakiller kısmında özellikle daha kör noktalara nakil edildiği söyleniyor. Alalım sizden gelişmeleri lütfen. Evet Serpil Alparslan, bugün Avrupa'da çok önemli bir hafta başlıyor. Bu hafta neden önemli? Çünkü virüsün pik yapması beklenen nokta hafta bu hafta. Dolayısıyla İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da çok önemli rakamlar elde edilecek. Ve bu haftanın sonunda belki bir umut, uzmanların söylediği rakamlar geri çekilebilecek. Belki aşağı düşmeye başlayacak vaka sayısı ve ölü sayısı. Dünyada 34 bin ölü, 727 bin vaka sayısı var. Bunların 400 bin Avrupa'da, 25 bin ölü de Avrupa'da tespit edildi AFP haber ajansının sayımına göre. Bu da demek ki dünyada vakaların ve ölüm oranlarının 3'te 2'si Avrupa'da gerçekleşiyor. İşte bu çizgiyi kırmaya çalışıyor Avrupa diyelim. İtalya'da 10 bin ölü üzerinde 10.779 ölü, İspanya'da 7 bin ölünün üzerine ulaştı. Fransa'da 1606 ölü oldu rakam. Dün 290 civarında yeni ölü sayısıyla bu rakam gene yükseldi Fransa'da. İsviçre'de 300 ölü, Belçika'da 500 ölü derken bu rakam 25 bini geçti bu hafta itibariyle. Fransa başka farklı bir taktik uyguluyor demiştik. Ölü sayısını azaltabilmek için virüsün bulaşma süresini uzatıyor demiştik. O sözünü ettiğimiz virüsün bulaşma eğrisini daha büyük bir zamana yayarak ölü sayısını azaltıp ama virüsün bulaşma sayısını artırarak yeni bir strateji uyguluyor demiştik. İşte bu strateji çerçevesinde biraz daha yavaşladığını görüyoruz ancak doğuda ve Paris'te, başkent Paris ve banliyölerinde çok ciddi bir yığılma var. Bugün bütün bölüm başkanları, enfeksiyonoloji bölüm başkanları bir an evvel hastaların taşınması, çok ciddi oranda bir kampanya başlatılması gerektiğini dile getirdiler. Aksi takdirde ölümlerin artacağını belirttiler. Özel uçaklarla ve askeri uçaklarla Almanya, İsviçre ve Lüksemburg'a ve diğer illere doğru ve Paris'ten batı illerine doğru hasta kaydırma işlemleri bugün bütün yoğunluğuyla sürdü. Bu hafta boyunca da bu çalışma devam edecek. Aksi takdirde doktorlar duvarları bile zorluyoruz yatak koyabilmek için. Duvarları bile etmeye başladık. Artık yer yok yarısında bulunuyorlar. Dolayısıyla bu hafta virüsün ateşinin düşürülmesi için çok önemli bir hafta. Fransa'da diğer taraftan hidroksiklorokin kullanımı Fransa'da biliyorsunuz Marsilya civarında bir doktorun bulduğu bir yöntemdi. Doktor Didier Raoult'un bulduğu bir yöntemdi. Bu yöntem bütün dünyada şimdilik aşı bulunana kadar kabul görmüş durumda. Dolayısıyla plakenil adını verdiğimiz Türkiye'de de belki bu adla satılıyor. Bu ilacın kullanımı çok yüksek oranda arttı ve yavaş yavaş bu ilacın da bulunmama ihtimalinden söz ediyor eczacılar. Böyle de bir risk var ve bu ilacın yan etkilerine çok dikkat çekiliyor. Bunun doktor kontrolü olmadan hastaneler dışında asla kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Uzmanlar durum böyle. Fransa dediğim gibi en zor haftaya girdi. 15 gün daha uzattı. Yarından itibaren 15 gün daha uzayacak sokağa çıkma yasağı. Fransızlar büyük oranda bu yasağa uyuyor ama yavaş yavaş tabii sorunlar da gündeme gelmiyor değil. Hükümet sürekli halkı ve meclis
iki kanadı, meclisin iki kanadını ve liderleri sürekli bilgilendiriyor bu konuda. Fakat her şeye rağmen şu anda bir birlik görüntüsü var ve Fransa'da bu mücadele için bir arada görülüyor. Bütün iktidarı muhalefet ettiği partileri bir arada mücadele vermek için şu anda seslerini kısmış durumdalar. Herkes mücadeleye kenetlendi diyebilirim. Arzu, teşekkür ederim verdiğim bilgiler için ve şimdi de Berlin muhabiri Cem Delaman'a geçiyoruz. Cem, merhaba. Almanya hükümeti özellikle çarşamba günü bu alınan tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Neler bekliyoruz bu toplantıdan, neler çıkacak? Değerlendirmeni alabilir miyim? Evet Serpin, istersen ilk önce güncel sayılarla başlayalım. Diğer arkadaşlar gibi cumartesiden bu yana 8 bin artış oldu Almanya'da. 62 bin vaka sayısı söz konusu. Aynı sırada hastalık nedeniyle 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 507'ye çıktı. Avrupa Birliği'de Fransa, İtalya ve İtalya ile özellikle kıyasladıkta hali çok düşük bir oran. Ölenlerin arasında maalesef Türklerin sayısı da artıyor. Son dünden bu yana 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti ve toplam 12 kişi, 12 Türk şu ana kadar Almanya'da yaşamını yitirdi koronavirüsten ötürü. Bu arada senin de belirttiğin gibi Alman hükümeti bundan sonraki aşamaları tartışmaya ve görüşmeye başladı. Şimdi şu anda gündemde olan 2'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan sosyal temas yasağı var. Gıda satışı dışında neredeyse tüm mağazaların kapalı olması önlemi bir haftayı buldu. Okullar 3 haftadır kapalı. Hemen tüm işletmeler, büyük sanayi şirketleri dahil birçok yerde üretim durmuş durumda. İşte o yüzden en çok merak edilen soru alınan önlemlerin koronavirüsün yavaşlatılması konusunda ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar daha uygulanması gerektiği. Başbakan Angela Merkel'in senin de belirttiğin gibi çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla ve uzmanlarla telekonferans görüşmesinde önlemlerin etkilerini ve bundan sonraki devamını değerlendireceği öğrenildi. Sözcüsü Stefan Zeybert bir açıklama yaptı. Virüsün yayılma hızı şu an hali çok yüksek. Şu anda virüsün yayılması 5 günde 2'ye katlıyor. Biz 2'ye katlaması için en az 10 güne yaydıktan sonra oturup ondan sonraki aşamaları konuşabiliriz şeklinde bir fikir belirtti. Berlin'de yapılan yorumlarda hükümetin aldığı tedbirlerin en azından 20 Nisan'a kadar uygulanmasına devam edileceği belirtiliyor. Bu arada Avusturya'da alınan alışverişte maske mecburiyeti konusunun da Alman hükümetinin olası bir yeni önlemi olabileceği haber verildi. Avusturya hükümeti de önümüzdeki çarşamba günü başlayacak bu uygulamaya göre ve buna göre tüm marketler müşterilerine kapıda maske vermek zorunda kalacak ya da olacak. Hükümet mümkün olan herkesin evde çalışması sürdürmesini de karara bağlamıştı Avusturya'da ve Avusturya'da alınan önlemler sonrasında ülkede hastalığın yayılma oranının frenlendiği belirtiliyor. Alman hükümeti geçen hafta kararlaştırdığı serbest meslek sahipleri küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelerin iflas etmesini önlemeyi hedefleyen mali yardım paketinin ödenmesine de bugün başlandı. Hükümetin açıkladığı paket kapsamında 5 kişiye kadar çalışanı bulunan küçük firmalara 9 bin avro ve daha büyük firmalara 10 kişiden fazla çalışanlara da 15 bin avro para veriliyor. Bugünden itibaren başvurulara başlandı. Önümüzdeki günlerde başvuruların devam etmesi bekleniyor. Serpil. Cem, çok teşekkür ederim. Şimdi Berlin'den Londra'ya geçiyoruz. Barış Çimen'e. Barış, seni dinlemek istiyorum. Aslında Londra hükümetiyle ilgili çok daha relax davranmışlardı koronavirüsü salgını ilk başladığı dönemlerde. Ama şimdi hükümet eve kapandı ve evden çalışıyor anladığım kadarıyla. Detayları alabilir miyim senden? Merhaba, bir bahar akşamüstünden merhaba Londra'nın ılık bir akşamüstü. Az önce sizi beklerken biraz yağmur çiseledi ama şimdi geçti. Sıcaklıklar 14-15 derecede giderken bugünlerde 8'e düştü. İnsanları evde tutmak biraz daha kolaylaştı. Ama hala gördüğünüz üzere bir sokağa çıkma yasağı yok. Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması var Londra'da devam eden. Bunun da gitgide daha çok yaygın şekilde uygulandığını görmekteyiz. Dün Başbakan Boris Johnson'ın 30 milyon eve yazdığı mektup gündemdeydi. Gazetelerin birinci sayfasındaydı.
Başbakan Boris Johnson evlere tek tek mektup yazdı. Hasta yatağından üstelik ya da izolasyondan diyelim. Tam olarak yatalak durumda değil ama yine de takım elbisesiyle arada bir sosyal medyadan videolar paylaştığında telli olduğu göze çarpıyor Boris Johnson'ın. Bildiğiniz üzere koronavirüs şikayetiyle şu anda izolasyonda. İzolasyondan kurtulan bir isim var. İngiltere Prensi, Veliaht Prensi, Kraliçenin oğlu Charles. 71 yaşındaki Charles bir haftadır izolasyondaydı. Doktorların uygun görmesiyle bu artık izolasyonuna son verildiği açıklandı saray tarafından. Yani Prens Charles 71 yaşında koronayı yendi diyebiliriz. Evet, İngiltere'nin gündeminde bu maddeler var ama asıl bugün bir buluşla gazeteler ve online medya ön plandaydı. Bugün bir buluşla, çünkü en çok eksiğinden şikayetçi olunan konu cihaz, solunum cihazıydı. Epeydir bu koronavirüs vakaları solunum zorluğu çektiği için ortaya çıkan bir ihtiyaç oldu son zamanlarda. Ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Hatta çok ünlü bir elektrikli süpürge firması talip oldu. 10 bin, 15 bin üreteceğim dedi. Fakat bugün Mercedes'in Formula 1 ekibi farklı bir buluşta sahneye çıktılar. Ve birkaç gün sonra Sağlık Kurulu'nun önünde onaylı bir başka solunum cihazıyla bu önceki ventilatörlerden daha farklı bir solunum cihazı yüze tam bir maskeyle oturuyor ve üzerindeki vanalardan normal havaya zenginleştirilmiş oksijen karışıyor ve kişiye entübe edilmiyor. Yani boğazına bir hortumla sokulmuyor. Böylece kişi uyutulmadan, uyuşturulmadan bu uygulanabiliyor. Bu solunum cihazı Sağlık Kurulu'nun önünde onayda eğer olursa bir hafta içerisinde 1000 tane üretiriz dedi. Formula 1 ekibi Mercedes. Onun dışında İngiliz hükümetinde koronadan şikayetlerin sayısı artmakta. Başbakanın baş danışmanı Dominic Cummings de koronavirüsten muzdarip olanlar kervanına eklendi. Böylece başbakan, sağlık bakanı, baş danışmanı bir de baş sağlık danışmanı şu anda koronadan yatıyorlar, evdeler. Barış, çok teşekkür ederim vermiş olduğun bilgiler için, hem bu güzel görüntüler için Londra'dan. Teşekkür ederim. Efendim, Voice of America Türkçe Ekotürk ortak yayının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.